Arkadaşlar hoş geldiniz. Taş adam ve karşısında en sevdiklerinizden biri. Evet, bunun adı Hulkbuster. İsterseniz savaşı fazla uzatmadan hemen başlatalım. Bu kaliteli maçın tadını çıkaralım. Evet, fırlatmaya başladılar. Kafa, kol, diz, dirsek, hatta popoşta bile vuruyor. Nasılsınız arkadaşlar? Bu arada hemen like unuttum ya. Pardon arkadaşlar. Ondan sonra Kaya abiniz bana çok kızıyor. Like'ları hemen yapıştırıyoruz arkadaşlar. Abone oluyoruz. İşte sevdiğimiz oyunları paylaşıyoruz. Yorum yazıyoruz. Kanalımıza destek oluyoruz. Böylelikle biz daha fazla video çekip sizlere efendim ulaştırabiliyoruz. Hemen like. Evet, şimdi gelelim taş adamın lanetine. Yok ya, öyle bir şey yok. Hemen uydurdum ya. Şurada bir tane blok olmuşlar orada. Dur bakalım. Hop, uçtuk geldik. Ne haber taş adamlar? Toğlu abi. Oğlum ne kadar genişsiniz. Sığmıyorsunuz lan ortama. Abi ne yapalım, sıkıştır ya. Vallahi bunu aldım, yemin ediyorum ter attım ya. Ya taştan ter akar mı ya? Olur abi, her şey olur. Taştan ancak ne olur efendim, rüzgar tozunu alır derler. Delikanlı adamdır taş adam, değil mi? Evet abi, çok delikanlıyız ama çok sıkıştık burada ya. Vallahi yani apışarası oluyor ya. doğru Recep İvedik de öyle derdi. Efendim şimdi bu taş adam biliyorsunuz çok büyük namussuzluklar yapmış, onun üzerine Allah bunu taş yapmış. yok öyle değil. Gene bir böyle bir ne bileyim nükleer böyle radyoaktif bir şeyler, radyoaktif böcek mi ısırmış desem, yoksa ne bileyim böyle bir radyoaktif kabine mi girmiş desem, başka bir şey mi desem, doğrusunu siz yazın. Taş adam neden böyle daş oldu? Bunu daş yapan kimdi? Onu yazın arkadaşlar, ben de öğrenmiş olayım. Şimdi iki tane Hulkbuster'ımız var gördüğünüz üzere. Hulkbusters! Zamanında bir de Ghostbusters vardı. Hayalet avcıları. Filmini izleyen var mı? Daha geçenlerde yeniden bir çevrimini yapmışlardı. Çok severim. Ant-Man vardı ya, Ant-Man orada oynayan, oranın Ant-Man'i oynayan arkadaş Paul Rudd başrolünde oynuyordu. Efendim, Ghostbusters yani Hayalet Avcılar. Bizim çocukluğumuzun filmleriydi onlar. Çok güzeldi. Efendim, yeniden çevirdiler. Belki izleyenler vardır. Filmleri çok seviyorum ben de. Bilmiyorum siz seviyor musunuz? Yazın bir şeyler. Efendim, şimdi gördüğünüz üzere bir bakıyorum burada herhalde, evet, bin tane Hulk olur mu ya, göz var, izah var ya, ya sen de pek andom musun ya. Evet, öyle biraz andomum efendim. 10.000, yok ya bak, 10.000'i de hepsini karıştırdım. Şimdi burada 1.000 tane taş adam var, 2 tane Hulkbuster var. Ben yani taş adamların Hulkbuster'ları indirebileceğine pek emin değilim. Yalnız sırf şu uçması bile çok güzel. Ya ne biçim uçuyor? Ay, nereye? Geliyorum abi, geliyorum, bekle, hop daldım. Havuz olaydı ne güzel dalar dedim. Ana, nasıl gidiyor? Kol bastı yapar gibi lan. Çok güzel. Ne biçim uçuruyor ama, değil mi Hulkbuster? Yani tek atışta sanırım ölüyor değil mi bunlar? Aa evet. Daha geri gelmiyorlar. Evet. Vallahi geri gel. Ana! Arkadaşlar inanamıyorum. Hulkbuster'ı yediler. Taş adam. Ya abi sen bizi pek bir şeye benzetemiyorsun be. Biz öttürün genç traze. Almanya Berlin'de bir sokak ismi bu. yok öyle bir sokak yok. Espri yaptım. Ve geriye sadece 1 tane Hulkbuster kaldı. O zaman ne yapalım arkadaşlar, bir sonraki maçta hemen, yani birazdanki maçta efendim Hulkbuster'ın sayısını bir artıralım. Öyle bir gelelim bakalım ne olacak. Artırsan ne olur abi, indiririk miyiz? Hadi bakalım. Ayrılmıyoruz. Geri geldik. Bu maçın tadı damağınızda kalacak arkadaşlar. Hemen başlatıyorum. 15 tane Hulk ve karşıda ne var bir bakar mısınız? Allah! 5.000 tane. 5.000 tane, evet, şaka değil. Ekran kartımı yakma pahasına, dumanlar tüttürme pahasına size her türlü imkanı sağlıyorum arkadaşlar. 15 tane Hulkbuster, 5.000 tane taş adama karşı. Böyle maç görülmedi, duyulmadı. Yenilerini de yapacağız. Böyle acayip rakamlarla, sayılarla yaratıkları birbirlerine kapıştıracağım. Hem yaratıkları kapıştıracağım, hem süper kahramanları, süper hero'ları kapıştıracağım. Bakalım ne olacak. Şöyle birbirlerinden ayrılmış bir şekilde arkadaşlar, beşer beşer etrafları sarılmış. Efendim bakalım ne olacak yani. Ay çok güzel bunlar ya. Var ya, şekerleme gibisiniz taş adamlar. Hoşçakal abi. Üçer beşer sallıyorlar yalnız ha. Olacak iş değil ya.
Çok eğlenceli bir görüntü değil mi arkadaşlar? Yani uçuşan taş adamları görüyoruz. Vay. Ha, bu arada söylemeden geçmeyeyim arkadaşlar. Çok yakın bir zamanda, yanlış hatırlamıyorsam önümüzdeki yıl, bu Fantastic Dörtlü'nün yeni filmi gelecek. Fantastic Dörtlü'den biri kimdi? Dördüncü koca dörtlü taş adam, biliyorsunuz. Efendim, o yüzden bu taş adamlarla çok fazla zaman geçireceğiz bu aralar arkadaşlar. Pek de seviyorum onu. Taş gibi taş yerinde vardır abi. Evet, bizimle ilgili deyimler, atasözleri bile var. Doğru doğru. Hiç acaba yıkabildiler mi diyoruz Hulkbuster'ları? Vallahi görünürde hiçbir Hulkbuster ortadan kaldırılmış gibi değil. Şuraya bakıyorum. Yok anam yok ya. Bunlar hayvan gibi ya. Yok, bunlar indiremeyecekler galiba. Vay anasını, 15 tane Hulkbuster sağlam çıktı. Yani 10 tane olsaydı belki bu kadar başarılı olamazlardı. Kesin 1-2 tanesini indirirlerdi ama 15 tane olunca bak bak bak, şuradan saydırmaya başlayacaklar. Bak Allah, birbirlerine karıştılar. Ya sivrisinek gibi uçuyor bunlar. Çok güzel ya. Çok eğleniyoruz bugün arkadaşlar. İsterseniz şöyle yapalım. Hulkbuster'larla şeyin yanına, bunlar madem böyle bu kadar uçuşturdular, taş adamların yanına destek kuvvet olarak bir şey daha koyalım, ondan sonra geri gelelim. Ne dersiniz? Çünkü bu maç burada biter arkadaşlar, ben söyleyeyim size. Yani çok güzel bir plonjon yaptı kaleci gibi. Efendim, evet, taş adamın sonuna geldi maalesef. Çok üzgünüm ama hiçbir Hulkbuster indiremediler lan. Ana! Anneee! Bütün Hulkbuster'lar yerinde lan. Vay arkadaş, ne kadar sağlammış bunlar da ya. Iron Man de var ya, ne kadar sağlam bir yaratık, robot asker yapmış ya. Evet, gerçekten de öyle. Ve son taş adam... Abi hoşçakal. Çok hızlı bir şekilde kayboldular arkadaşlar. Ve hemen yeni bir maça geliyoruz, sakın bir yere ayrılmayın. Arkadaşlar, aşina mısınız bu karakteri bilmiyorum ama Predator, yırtıcı yaratıcı, süper kötü bir arkadaş. Efendim, bunların filmleri de vardı. Eğer izlediyseniz oradan bileceksiniz. Süper kötü ve süper salak çıktılar bunlar. Abi ayıp oluyor, biz uzaylı ırkız. Lan bırak senin ırkını yiyeyim. Bu ne lan böyle? Ya, lan Lepistes gibisiniz, Sazan gibisiniz, uçuyorsunuz, zibrisinek misiniz? Ne desem olmuyor ya arkadaşlar. Yani güya bu bizim arkadaşın yanına destek kuvvet olarak koydum bu Predator'ları. Uçuyorlar ey yavrum ey. Sizi geldiğiniz gezegene geri gönderecek lan. Biraz daha katsa bizim Hulkbuster. Bizim gezegenin çocuğuyla aşık adaman sen Predator. Evet. Şimdi arkadaşlar 10 tane Hulkbuster'ımız var bu sefer. Karşı taraftaki ordu 5000 kişi. Yani düşünün, yani rakama bakın ya. 5000'e 10. Böyle bir kuvvet farkı olur mu arkadaşlar ya? Oluyor ama işte. Hulkbuster olunca oluyor. Efendim çoktan bunlar Predator'lar, yani yaratıklar. Uçuşa geçtiler. Uçuşa geçiyorum. Anlaşıldı, tamam. Houston, we have a problem. Yok yok yok. Efendim. Şimdi kaldılar taş adama. Ama yani Predator'larla uğraşırken taş adamlar bir iki tane böyle kafa gol attılar gibi geliyor. Yani belki o arada bir güzellik yapmışlar. Şöyle bakalım arkadaşlar. Hiç oynamayayım. Şu genel dağılıma bir bakalım. Yani böyle kamera açısıyla oynamayacağım. Şöyle bir bakalım ne oluyor. Şöyle hafif. Hafif bir şöyle birazcık geri gelsek sanki, değil mi, şöyle. Aa, bak böyle daha iyi oldu ha. Ana o, böyle daha güzel izleniyor vallahi baş. Arada birazcık Predator'lar falan kalmış. Bizim Hulkbuster'lardan bir tanesini bak ileride hafif öbür gruptan ayırmışlar. Bak o çok tehlikeli oluyor işte. Gruptan ayırınca bir tane arkadaşlarını orada yiyi veriyorlar. Bak bak bak, şunu diyorum bak. Bak canım, taşların arasında kalmış. Kayalar sürtüyor bunlara, taşları vuruyorlar kafaya. Ve efendim sonuna doğru da geliyoruz gibi. Evet, sadece taş adamlar kaldı arkadaşlar. Taş adamları şakır şukur dövüyorlar. O, bir anda gözümün önünden kayboldular. Çekil öyle, tet tet, defol git dedim. Efendime söyleyeyim. Yani arkadaşlar maç bu kadar. Ben size onu söyleyeyim. Yani bizim Hulkbuster'ın efendim kesinlikle bileğini bükemeyecekler bu daş adamlar. Bugün çok uğraştılar. Ellerinden geleni yaptılar. Ben de elimden geleni yaptım. Sayılarını artırdım. Ondan sonra gaz verdim, hız verdim, soda verdim, çay verdim ama yok abi olmuyor. Olmayınca hiç olmuyor ya. GTX Eva ya. Bu boru değil ya. Ya GTX Eva deyip duruyorum ya. Oyundaki ismi geliyor hep aklıma ya. Hulkbuster, Hulk Hulk, o bir Hulk kahramanı. Oyunun sonuna geldik arkadaşlar. Siz sıkılmadan sonunu görün diye istedim ve bizimkiler ayakta kaldı 3 tanesi. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.